ulusal şairimiz veteriner hekim Mehmet Akif Ersoy 20 Aralık 1873 günü İstanbul'un Fatih semtinde dünyaya gelir. Annesi Emine Şerife Hanım Buhara göçmeni bir ailenin kızı, babası ise Arnavutluk göçmeni Kosova'nın İpek ilçesi Şuşisa köyü doğumlu İpekli Temiz Tahir Efendi'dir. Fatih Camii medrese hocalarından olan babası, derin dini bilgisi ve dürüstlüğü ile tanınmış ve bu nedenle Temiz Tahir Efendi adıyla anılmıştır. Mehmet Akif, küçük yaşlarda tüm dini bilgisini babasından almış ve yaşamı boyunca onu en çok etkileyen kişilerin başında babası gelmiştir. Daha sonraki yıllarda babası için hem babam hem hocamdır, ne biliyorsam ondan öğrendim diyecek kadar babasına düşkündür. Mutlu ve huzurlu bu aile ortamında büyüyen şair, ilk ve orta öğrenimini Fatih'teki mahalle mektebinde tamamladıktan sonra Siyasal Bilgiler Lisesi'ne gider. Amacı burayı bitirip Siyasal Bilgiler Okulu'nda okumaktır. Lise yıllarında bir yandan da spor ve edebiyat, özellikle de şiirle ilgilenir. Güzel şiirler yazmaya başlarken Farsça, Arapça ve Fransızca da öğrenir. Bu arada evlerinde yangın çıkması ile evsiz kalmaları ve çok sevdiği babasının vefatı nedeniyle aile çok zor günler yaşamaya başlar. Mehmet Akif liseyi bitirip siyaset bilimi okumak yerine ailesinin içine düştüğü ekonomik sorunların çözümü için mezun olduktan sonra 800 kuruş maaşla işe başlayacağı garantisi verilen ve o yıl yeni açılan Sivil Veteriner Okulu'na kayıt yaptırır. Okul yıllarında veteriner hekimliği mesleğini çok sever. Veteriner okulundaki dersleri büyük bir merak ve heyecanla izler. Bazı hocalarına karşı derin bir bağlılık ve saygı duyar. Başarılarla dolu bir 4 yıllık öğrenimden sonra 1893 yılında Sivil Veteriner Okulu'nu birincilikle bitirir. Okul yıllarında çok ciddi maddi sıkıntılar çekmiştir ve evinden kilometrelerce uzaktaki okula yürüyerek gidip gelmiştir. Bir yandan şiir ve edebiyat çalışmalarına devam eder ve tanınmış bir şair olmaya başlar. Aynı yıl 800 kuruş aylıkla veteriner hekim olarak göreve başlayarak 1893-1913 yılları arasında kesintisiz 20 yıl devlet hizmetinde veteriner hekim olarak görev yapar. Bu arada mezun olduğu Sivil Veteriner Okulu'nda Türkçe ve edebiyat dersleri de vermektedir. Veteriner hekim olarak görevi gereği Osmanlı İmparatorluğu'nun batı, doğu ve güneyindeki birçok yerleşim yerini görür ve gezer. Bir ara ailesinin köklerin uzandığı Kosova'ya da gider. Babasının memleketinden çok etkilenmiştir ve burada çok duygulanır. Gezdiği ve gördüğü her yer onun daha sonra yazacağı şiirleri için bir malzeme, bir renk olmaktadır. Mehmet Akif Bey 1913 yılında Veteriner İşleri Müdürlüğü'nde bir yolsuzluğa karşı çıkar ve bu soruna dikkat çekmek için istifa eder. İstifası başta mesleki çevreler olmak üzere tüm ülkede büyük etki yaratır. Çünkü Mehmet Akif Bey edebiyat çevrelerinde ve toplumda çok sevilen bir şairdir. Kısa süre sonra 1914 yılında Dünya Savaşı'nın çıkması ile Mehmet Akif Bey Türk İstihbarat Örgütü adına Almanya'da çalışmalar yapar. 1915 yılında Çanakkale Savaşları'nda şehit düşenler için yazdığı şiirlerle adını iyice ölümsüzleştirir. Büyük şair, Dünya Savaşı'nın 1918'de sona erip Anadolu ve Trakya topraklarının yabancı ordular tarafından işgal edildiği günlerde Mustafa Kemal Paşa'nın davetini kabul eder ve Anadolu'ya geçer. Mustafa Kemal Paşa'nın yanına Ankara'ya gider ve ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Burdur Milletvekili olarak görev yapar. O günlerde istemeyerek katıldığı bir şiir yarışmasında kaleme aldığı İstiklal Marşı adlı şiiri 700 eser arasından birinci seçilir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde alkışlar ve gözyaşları arasında kabul edilir ve defalarca okunur. Yaşamı boyunca hep fakir, dik başlı ve dürüst kalmış Mehmet Akif Bey, bu yarışmadan kazandığı 500 lira ödülü ihtiyacı olduğu halde kabul etmez ve savaşta kocasıyla oğlunu kaybeden kadınlar için yardım toplayan bir vakfa bağışlar. Kurtuluş Savaşı yıllarında Yunan ordularına karşı savaşırken yaralanan Türk atlarının tedavi edilmesinde veteriner hekimlere ve askerlere sürekli yardım ederken
klinik bilgilerini unutmuş olmaktan büyük üzüntü duyar. Kurtuluş Savaşı'nın kazanılıp Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasından sonra Türkçe ve Edebiyat öğretmenliği yapmak üzere bir dostunun da yardımıyla Mısır'a gider ve burada uzun yıllar yaşar. Bu ülkede de çok sevilen bir şair ve her çevreden insanın gönlünü kazanan bir kişi olur. Mısır'da siroz hastalığına yakalandığını öğrenince de gemiyle İstanbul'a geri dönmeyi düşünür. Hayatının son yıllarını vatanında geçirmek istemektedir. Mısır'dan yola çıktığı gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Çanakkale Anıt önüne geldiğinde büyük şair haykırarak ünlü şiiri Çanakkale şehitlerinden dizeler okur ve gözyaşlarına boğulur. Ömrünün son birkaç ayını doğduğu İstanbul'da geçiren şair adeta İstanbul ile vedalaşır gibidir. Son verdiği röportajını şu sözleriyle noktalar: Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı'nı yazdırmasın. Hastalığı her geçen gün daha da ilerleyen İstiklal Marşı'nı yazarı ulusal şairimiz veteriner hekim Mehmet Akif Ersoy 27 Aralık 1936 akşamı tedaviyi gördüğü ve bir dostuna ait Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki Mısır apartmanındaki bir dairede hayata gözlerini yumar. Cenazesi karlı bir 28 Aralık günü İstanbul Üniversitesi öğrencisi olan gençlerin omuzlarında taşınarak getirtildiği Edirne Kapı Mezarlığı'nda mütevazi bir törenle toprağa verilir. Toprağa verilirken mezarı başında dualarla beraber İstiklal Marşı'da okunan ilk kişi Mehmet Akif Ersoy'dur. Mehmet Akif Ersoy 63 yıllık yaşamında yazdığı tüm şiirlerini tek kitabı olan Safahat'te toplamış ancak bu kitapta İstiklal Marşı'na yer vermemiştir. Çünkü ona göre İstiklal Marşı artık kendisinin değil tüm Türk milletinindir. Adına büst ve heykeller diktirilen, hatıra pulları bastırılan, incelemeler yazılan, belgesel filmler yaptırılan ve paraların üzerinde resimleri yer alan meslektaşımız ulusal şair Mehmet Akif Ersoy'un adı ve şiirleri sonsuza kadar yaşayacaktır. Sivil Veteriner Okulu için şereflerin en büyüğü hiç şüphesiz Mehmet Akif Ersoy gibi bir veteriner hekimi, bir filozof şairi yetiştirmiş olmasıdır. Anısı önünde saygıyla eğiliyor ve onu şükranla anıyoruz.